Kafanda ayak yok var. Şey girdi mi acaba ya? Değiştir gitsin ya. Ne getireceksen getir sen yine de ya. Fazla şeye öne koyulmayan da konuşma metinleri konuldu ya. Taşıyı istiyor, ayağını unut. Saat bir şey yok değil mi? Şey. Evet, küçük de geldi. Abim. Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, dün hafta beklenenden daha sarsıntılı ve daha tartışmalı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece
rahatsızlık verici bir olayın yaşandığı ama bunu sadece kendimiz açısından sorunlu görmediğimiz bir süreçteyiz. Hepimiz beğenelim ya da beğenmeyelim bir anayasayla bağlıyız. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz, anayasal kurumları beğenmeyebilirsiniz ve bunları eleştirebilirsiniz. Daha iyi bir yapıya kavuşturulmasını istiyor olabilirsiniz. Bu konuda yapacağınız şey anayasa değişiklik teklifini hazırlayıp meclise vermektir. Gerekli sayıya ulaşabilir, referanduma gidebilir. Millet kabul ederse bu anayasa değişir. Biz mevcut anayasayı üzerinden 12 Eylül'ün tankları geçtiği için yetmez 12 Eylül 2010'da FETÖ tarafından tahrip edildiği için FETÖ ve AKP işbirliğiyle FETÖ taşeronluğunda AKP işbirliğiyle tahrip edildiği için ve 16 Nisan 2016 tarihinde de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 16 Nisan referandumuyla rejime kastettiği için eleştiriyoruz, rahatsızız. Bu anayasada darbe döneminin izleri vardır. Bu anayasada FETÖ gibi bir terör örgütünün izleri vardır. Bu anayasada olağanüstü halde yapılan değişiklikle devletin bütün imkanları, bütün bütçesi, dünya kadar haksızlıklar, televizyonların eşitsiz yayına zorlanmasıyla bu anayasanın meşruiyeti tartışmalıdır. Ancak meridir, yürürlüktedir. Bu anayasanın yürürlükte olan anayasayı ve anayasal kurumları reddederseniz en üst normdur. Alt normdaki kanunlara da kimsenin uymasını bekleyemezsiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anayasayı kıyasıya eleştiriyoruz, düzeltmek istiyoruz. Ama biz yenisini yapana kadar ve milletimiz bunu onaylayana kadar en geniş mütabakatla bu anayasa kabul edilene kadar bu anayasayla, hukukla, kanunlarla bağlıyız. Dün bir alt mahkeme aldığı talimatla bu anayasayla anayasa mahkemesini tanımadığını, anayasayla bağlı olmadığını açıkça itiraf etti, açıkça ifade etti. Anayasanın ilgili maddeleri tek tek sayarak anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını ve bu kararların yasama, yürütme ve yargı mercilerince derhal uygulanacağını söylüyor. Ancak görünen o ki bir yerlere güvenen, bir yerlerden görevlendirilmiş bir yargı celladı ve yanındaki üye cellatlar kendilerine verilen görevi yerine getirmekte ve birilerinin talimatına göre anayasayı ihlal etmektedirler. Bu cüret kolay kolay hukuk devletlerinde yaşanmaz. Mahkeme Başkanı Akın Gürley'in cüreti arkasında birilerinin çok sağlam durmasıyla ve onun birileri tarafından çok ciddi şekilde korkutulmuş olmasıyla mümkündür. Akın Gürley'in geçmişine, Edirne'de görev yaptığı döneme, o dönemdeki toplumsal algıya, yargı camiası algısına herkesin dönüp bir bakmasını bekleriz. Akın Gürlek bugünkü kararları alırken geçmişindeki nelerden endişe etmekte ve nasıl bir garantiyle ya da kendisine talimatları verenlerin talimatlarını yerine getirmezse başına ne geleceğinden endişe etmektedir. Bunu toplumun vicdanına bırakıyoruz. Ama bir alt mahkemenin ben anayasa mahkemesine uymuyorum kararı kolay alınacak bir karar değildir. Biz kabullenemiyoruz. Meclisin, meclis başkanının bunu kabullenmesi de mümkün değildir. Aksi takdirde bu meclisin kendini inkarıdır, kendini yok saymasıdır, kendini tüketmesidir. Anayasa mahkemesi kararına uymayan alt mahkeme pek çok kanunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren anayasal düzeni bozma, anayasayı ortadan kaldırma suçuna teşebbüs etmiştir. Bundan daha ötesi yok. Bundan daha ötesi yoktur. Ve bu konuda meclis başkanının ve siyasi partilerin gruplarının tavır ve tutum almaları elzemdir. Dün durum ortaya çıkınca
Sayın Genel Başkanımız, meclis grup konuşması sırasında olaylar gelişti. Kendisine yaptığımız anlık bilgilendirmeyle sizde ilk değerlendirmelerini paylaştı. Ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu mecliste topladı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sırasında genel kurula inerek tarihe not düşecek ve bu meseleyi tüm siyasi partilerin ve tüm milletvekillerinin vicdanlarına, yüreklerine, beyinlerine emanet eden bir konuşma yaptı. Ardından Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sürdü ve bugün sabah yapılan kapalı grup toplantısında da milletvekillerimizle değerlendirmelerini paylaştı. Bu konuda size verebileceğim net bilgi şudur ki Sayın Genel Başkan, bu anayasayı ortadan kaldırma, anayasayı tanımama hamlesinin bir şekilde hukuktan döneceğine, itiraz mahkemesi ya da daha sonra takip edilecek yollarla hukuktan döneceğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletin temsilcilerinin böyle bir anayasasızlaştırma sürecine sessiz kalıp bu devletin köküne dinamit konulmasına seyirci kalmadıklarını ümit etmektedir, umut etmektedir. Bu konuda süreci soğukkanlılıkla ancak net bir tavırla takip etmeye devam edeceğiz. Bu sıcak olay karşısında kurumların, partilerin anayasaya sahip çıkmamaları durumunda Cumhuriyet Halk Partisi milletimizle birlikte milletin sözleşmesine sahip çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu süreci kimin nasıl yürüttüğünü dikkatle izliyoruz, dikkatle de not ediyoruz. Örneğin, bazı mahkeme kararları var tartışılan. Bu mahkeme kararlarıyla ilgili bir hatırlatma yapalım. 7 Eylül 2018'de 26. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da Sayın Sırrı Süreyya Önder ve Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili bir karar verdi. Bu karar daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle Sırrı Süreyya Önder'in aldığı ceza bozuldu. Selahattin Demirtaş hakkında da hak ihlali kararı verildi. Sırrı Süreyya Önder derhal tahliye edildi. Bu kararı alan, yani tamamen hukuksuz bir kararı alan mahkemenin başkanı Akın Gürlek'ti. O en tartışmalı kararı alan Akın Gürlek'ti. O sırada 37. Ağır Ceza Çağdaş Hukukçular davasında tahliyelerine karar verdi avukatların. Savunmanın suç sayılamayacağını söyleyerek. O 37. Ağır Ceza'nın tamamı dağıtıldı ve Türk hukuk tarihinde görülmedik şekilde 26. Ağır Ceza, 37. Ağır Ceza yapıldı. Yani adliye içinde taşıdılar. O derhal bu davadaki serbest bırakmaları, beraatleri, bu konuda hukukçular lehine alınan kararların tersine işlemler yaptı. Ayrıca Şebnem Korur Fincancı davasında da çok tartışmalı bir karara imza attı. Başkan yine Akın Gürlek. Daha sonra Akın Gürlek Sözcü davasında görevlendirildi ve çok tartışmalı Sözcü gazetesi davasına imza attı. Hiçbir şey bulamayınca örgütün hiyerarşik yapısında olmamakla beraber haberleşmiyorlar, iletişimleri yok, irtibatları yok. Örgüt yararına yayın yaptı dedi Sözcü gibi bir gazeteyi. Ve yine aynı Akın Gürlek Canan Kaftancıoğlu davasının kararını verdi. Bu 37. mahkemede duruyordu. Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Enis Berberoğlu kararı görüşülecekti. Enis Berberoğlu duruşması, Dink cinayeti ve Can Dündar davası. Bu kez Akın Gürlek'i yine aynı adliye sarayında 37'den alıp 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı yaptılar.
Türkiye'de adliyeden adliyeye tayin olursunuz. Ama adliyede ağır ceza mahkemeleri arasında tayin diye bir şey yoktur. Kendisi bundan sadece 20 gün önce buraya getirildi ve aldığı kararlara bakın. Can Dündar'ın mal varlığına el koyan kendisi. Ardından Hrant Dink cinayetinde cinayete karışanlar var. Ve tanık olarak MİT görevlileri dinlemeye karar verilmişti. Bu karardan vazgeçen kendisi, yani Dink cinayetinin üzerindeki sis perdesi aralanmasın diyen kendisi ve Enis Berberoğlu kararında Anayasa Mahkemesi'ne direnen kendisi. Arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Kamuoyunun dikkatine sunarız. Son 2 yılda tartışmalı ne kadar karar varsa hepsinin altında 3-4 farklı mahkemenin değil, numaraları farklı ama görevdeki başkan hakim aynı kişi, Akın Gürlek. Bunu dün mecliste not ettik, kamuoyunun önünde de not ediyoruz. Akın Gürlek saray rejimi tarafından tekerlekli giyotin olarak mahkeme gezdirilmektedir. Götürüldüğü mahkemede hukuku katletmektedir. Adaleti katletmektedir. Ne kadar birisi serbest kalıyor, deniyor ki troller yazmaya çizmeye başlıyorlar. Normalde mahkemede beraat etmiş ya da tutukluluğuna haline son verilmiş. Çıkıp gidecek, bir gizli el telefon ediyor cezaevine, salmayın. O sırada kısa bir mesai başka bir davadan tutuklama çıkıyor kişilere. Buralarda hep Akın Gürlek var. Gezici giyotin, seyyar cezalandırma makinesi, vicdansız adalet aygıtı, böyle bir şey olmaz. Böyle 4 hakim bulamazsınız. Bir taneyi bulmuşlar, kapı kapı gezdiriyorlar. Nasıl bir mahkumiyet, nasıl bir mahcubiyet, nasıl bir mecburiyet içinde kendisini hissediyorsa. Türkiye bu kadar sahipsiz bir ülke değil. Burası Muz Cumhuriyeti değil. İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde konuşlanmış İstanbul grubu da bilsin, Akın Gürlek de bilsin, Pelikancılar da bilsin, Türkiye Cumhuriyeti'ne görülmemiş vesayeti yaşatan saray rejimi de bilsin. Buna teslim olmayız. Buna teslim olmayız. Bu millet buna izin vermez. Siz Yüksek Seçim Kurulu'nda seçimleri iptal ettirdiğinizde İstanbul'da daha 31 Mart'ta size oy vermiş 800 bin kişi nasıl size değil Ekrem İmamoğlu'na oy verip adaleti sağladıysa millet bunun faturasını keser. Sonra yargı önünde hesaplaşma zamanı gelir. Herkes yaptığını bu sefer adil, bu sefer bağımsız, güçlendirilmiş yargı önünde verir. O güne kadar zulmedin. Edin, zulmünüz artsın ki sonunuz gelsin. Sandık gelecek, bu sandıktan kaçamayacaksınız. Bu zulüm rejimini sona erdireceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net. Bu kadar da yaratmaya çalıştıkları korku iklimine teslim olmadan söylüyoruz. Bir adım geri gitmeyeceğiz. Bir kelime eksik söylemeyeceğiz. Bir santim eğilmeyeceğiz. Biliyoruz ki biz bir santim eğilirsek siz bu millete diz çöktüreceksiniz. Bu millete diz çöktürtemezsiniz. Çok net olarak söylüyoruz. Bu sırada tabii Sayın Mustafa Şentop'un inanılmaz bir ihmali var. Mahkemenin durması gerektiğini bildiği halde. Anayasa değişirken kendisine şu anayasa komisyonu salonunda sorulup da yeniden seçilen yeniden dokunulmazlık kazanır dediği halde o mahkemenin anayasanın hem de gerekçesiyle tutanaklarıyla kendi teminatıyla açık hükmü ihlal edilip de o mahkeme kararını burada Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmeden önce apar topar okutarak bu suça doğrudan iştirak etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra madem ki
yasama da Anayasa Mahkemesi kararıyla bağlıdır. Üzerine düşeni yapmalıdır. Buradan Sayın Şentop'a söyleyelim. Enis Berberoğlu'nun aynen senin gibi iki gözü, iki kulağı, on parmağı var ya, aynen senin gibi de bir yasama dokunulmazlığı var, bilesin. Bunun temini için, bunun teyidi için, teyidi için bunu millet temin etti son seçimlerde. Anayasa Mahkemesi de tescil etti. Bunun temini için centilmence bir adım atarsan hiç olmazsa elindeki bu kirden pastan bir ölçüde kurtulmuş olursun. Atmazsan o adımı biz atarız. Sen tarihteki bu ayıbınla oturur kalırsın. Dün akşam tabii Türkiye bu kalanla çalkalanırken Anayasa Mahkemesi'nin üyesi Engin Yıldırım ışıklar yanıyor diye bir tweet attı. Bir, hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur. Siyasi çağrışımlar yapabilecek ya da farklı çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hakimin, savcının işi değildir. Temel ilke. İki, bu tweet'i atana, kurumuna, millete, demokrasiye bir faydası yoktur. Yanlıştır. Milletimize bir dikkati, milletimizin dikkatine sunacağımız bir konu. Şu an Anayasa Mahkemesi üyelerinin biri dışında hepsi AK Parti döneminde atanmıştır. Engin Yıldırım AK Parti döneminde atanmıştır. YÖK kontenjanından gelmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti gecenin 11'inde Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor. Karşısına İçişleri Bakanlığı'nın ışıkları yanıyor. Tweetleri atılıyorsa bu devlete AK Parti'nin 18 yılda getirdiği durum herkesin gözünün önündedir. Atadıklarınız yapıyor bunu. Atadığın bakan, atadığın Anayasa Mahkemesi üyesi. Atadıklarınız devletin kurumlarını İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesaplarından birbirleriyle çatıştırıyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor. Böyle kamu yönetimi olmaz. Saray rejimi devletin çivilerini sökmüştür. Devletin civatalarını gevşetmiştir. Bu kadar kurumsallıktan uzak, bu kadar ciddiyetten uzak bir devlet yönetimini milletimize şikayet ediyoruz. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Çığırından çıktı işler. Devletin kurumları akşam mesai bitince evine gidiyor, güneş batıyor, gecenin karanlığında devletin kurumları birbirinden çarpışıyor. Bunların atadıkları, bunların yükselttikleri 15 Temmuz'da Şuracık'ta polisle askerin, devletin iki kurumunun birbiriyle çatışmaya girdiğini gördük. AK Parti yaptı bunu. AK Parti döneminde oldu. Darbecileri de onlar yükseltti. Devletin polisinin, Sayın Genel Başkanımızın geçen gün açılışına katıldığı Emniyet Müdürlüğü'nün füzelerle vurulması, asker polislerimizin şehit edilmesinde o uçakların bombalarını referandumda birlikte yüklemişlerdi. Mazotunu, benzinini birlikte koymuşlardı. Daha ne kötülük göstereceksiniz iktidarınızda? Daha ne olacak? Atadıklarınız birbirlerini bombaladı, birbirini, evlatlarımızı vurdular, 251 kişiyi şehit ettiler. Şimdi gecenin bir yarısında birbirinden Twitter üzerinden savaş yapıyorlar. Sonra millet sizden hizmet bekliyor, refah bekliyor. Yazıklar olsun. Asla ve asla ışık yakanların onunun bununun tarafında değil, hukukun tarafındayız, milletin tarafındayız. Ne Anayasa Mahkemesi'ni hedef gösteren ve ortadan kaldırmaya çalışan Süleyman Soylu'nun dilini, ne Devlet Bahçeli'nin dilini, ne de haddi olmayarak lüzumsuz tweetler atan Anayasa Mahkemesi üyesinin dilini benimsiyoruz. Milletin hakkını, hukukunu benimsiyor, adaletin arkasında duruyoruz. Hukuk arayışının arkasında duruyoruz. O Bahçeli ki dün çıkmış tekerlemelerle ama bir bütün halinde okuyunca insanların kendini gülmekten alamadığı, kendi içinde bir uyumu olan ama siyaseten bir karşılığı olmayan tekerlemelerle, atasözleriyle
Sayın Genel Başkanımıza karşı tuhaf sözler söylüyor. Ama esas dikkati çeken de şu. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. Yani diyor ki açıkça ben erken seçim yok diyorsam yoktur sözümün eriyim. Sayın Bahçeli, 2018'de yapılan baskın seçimden 40 gün önce de sözünün eriydin. Erken seçim 3 Kasım 2019'da yapılacaktır. Erken seçim istemek vatan hainliğidir. Cumhur İttifakı seçim tarihini belirlemiş, anayasaya yazmıştır diyen sendin. O gün de sözünün eriydin. Emeklilikte yaşa takılanlara kanun çıkaracağız, ilk imzayı atacağız, emekli edeceğiz derken de sen sözünün eriydin. Sayın Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı Yüce Divan'a yollamak için yeminler ederken meydanlarda sözünün eriydin. Sayın Bahçeli, herkesten cumhurbaşkanı olur, bir kişiden olmaz diyen sen yine o zaman sözünün eriydin. Sonra cumhurbaşkanı adayın oldu, şimdi 2023'e de aday gösteriyorsun. Biz Sayın Bahçeli'nin sözünün eri olmasını isteriz de eldeki tutanaklar, kayıtlar, videolar öyle söylemiyor. Sen bütün AK Partilileri Halic'e bastırıp eldeki bütün deterjanları döküp onları üç su yıkayıp yıkamak için namus şeref sözü verirken de sözünün eriydin. Şimdi diyor ki seni erken seçim çağrısı konusunda bunu sana kim söyledi? Soros mu söyledi, o mu söyledi, bu mu söyledi? Vallahi Sayın Bahçeli, bütün milletvekillerimizi, biz sizin gibi milletvekillerimizi sahaya yollamaktan korkmuyoruz. Çünkü bizim milletvekillerimiz sahaya gittiğinde onların eski siyaset arkadaşları, dün biz en ağır sözler söylediğimiz partiye niye kayıtsız, şartsız, bakansız, izansız, izansız destek veriyoruz diye sormuyorlar bize. O yüzden bizimkiler sahaya çıkabiliyor. Ve bizimkiler sahaya gittiğinde getirdikleri veri, getirdikleri bilgi milletin seçim istediği yönünde. Sıtkı sıyrıldı sizin desteklediğiniz saray hükümetinden. Sıtkı sıyrıldı. Emeklinin de, işçinin de, çiftçinin de. 24 Haziran'da iktidara geldiğinde dış borcu 139 milyarken alıp 2,5 yıl sonra 163 milyara çıkaran saray hükümetinden kurtulmak için seçim istiyor. Toplam borcu geldiğinde 1 trilyon 66 milyarken şimdi 1 trilyon 810 milyar olduğu için %80 devletin toplam borcu saray rejiminde arttığı için kurtulmak istiyor. KOBİ'lerin banka borcu 611 milyardan 837 milyara çıktığı için seçim istiyor. Vatandaşın banka borcu 518 milyardan 847 milyara çıktığı için 2,5 yılda vatandaş seçim istiyor. Dolar saray rejimi başladığında 4 lira 60 kuruşken şimdi 8 lira olduğu için seçim istiyor. Elbette Sayın Devlet Bahçeli farkında değildir. Ama Osmaniye'de insanlar iş arıyorlar ve ekmeğe muhtaçlar. TÜİK'in yapmış olduğu araştırma, Hatay, Maraş ve Osmaniye'yi içeren alt bölge rakamlarında 2017 yılında bu 3 ilde işsizlik oranı %11,5'ken bugün 18,1. MHP'nin en yüksek destek aldığı 3 il. Osmaniye, Hatay, Maraş. Bu ne yaman çelişki, bu ne manidar tesadüf Sayın Bahçeli. En güçlü olduğunuz iller %11'den %18'e çıkmış en dar kapsamlı işsizlikte. Geniş tabanlı işsizliğin %25 olduğunu herkes biliyor. O yüzden millet istediği için seçim istiyoruz. Ve milletin talep ettiği bu seçimden daha fazla kaçamayacaksınız. Son olarak Fuat Oktay, ülkenin başındaki en büyük atanmış, en büyük atanmış. Millet birini seçti, o herkese atıyor. Rektör atıyor, genel müdür atıyor, bakan atıyor, cumhurbaşkanı yardımcısı atıyor.
Fuat Oktay'ı atadı. Sayın Genel Başkan da dün Fuat Oktay'ı hatırlattı. Fuat Oktay çok istiyor ki Genel Başkan onu hatırlamasın. Başkalarıyla karıştırsın. Tabii bir atanmış olarak iktidar partisi dışında milletin seçtiği en üst seçilmişe, ana muhalefet partisinin liderine hadsiz ithamlarda bulunuyor. Önce söylediği rakamı söyleyelim. Diyor ki SGK'ya baksın batırdı. Sanki ülkenin kurumlarının hesabı o dönemin genel müdürlerinden sorulurmuş gibi, sanki bu dönemin hesabını genel müdürlerden soracakmışız gibi soruyor ama biz söylüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde açık 4,5 milyar, AKP dönemindeki açık 407 milyar TL. Arada 100 kat fark var. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı bir batırdıysa, Recep Tayyip Erdoğan'ın atadıkları 100 batırmış. 100. 10 değil, 100 kat. Utanmadan, sıkılmadan SSK açığını söylüyor. Sizin döneminizde 100 kat. Ama çok istersiniz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu işte görevini sordu ya, beni hatırlayamadı. Görevin rejime kasteden anayasa değişikliğiyle gelmiş, milletten değil de saraydan kökenli, saraydan destekli bir görev olduğu için görevin ismini sorar. Onu belki karıştırır, unutur. Ama şunu unutmaz. Yimpaş'ı unutmaz. Sayın Fuat Oktay. Yimpaş. Nedir Yimpaş? Bu meclisin kurduğu Meclis Araştırma Komisyonu'nun da incelediği Almanya'daki gurbetçilerimizden milyarlarca Deutsche Mark, bugünkü parayla 10 milyon doların üzerinde belki bir parayı topladınız, iç ettiniz. O sırada Yimpaş AŞ'nin, Yimpaş Holding'in İhtiyaç AŞ'sinin yönetim kurulu üyesi Fuat Oktay ne yapmış? Almanya'ya gitmişler. Almanya'daki gürbetçileri camilerde bulup toplayıp, kahvelerde bulup toplayıp ikna etmişler. Alın teri, el emeği, göz nuru, alın teriyle kazandıkları Deutsche markları, Alman marklarını toplayıp getirip burada batırmışlar. Eğer Yimpaş yolsuzluğundan sonra AK Parti değil de herhangi bir iktidar olaydı, bugün Fuat Oktay orada oturmak değil de ya cezaevinde cezasını çekiyor olurdu, gerçek bir soruşturma olsaydı, cezası bitmiş olsa da insan içine çıkıp dolaşamazdı. İnşallah Fuat Oktay'ın yasalar önünde gurbetçilerimizin yok edilen, alınıp da batırılan paraları için hesap vereceği günler de gelecek. Hep öyle sırça köşklerde oturmayacaksın Fuat Oktay. Ve bu Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu büyük göreve getirilmeden önce Türk Telekom'un yönetim kuruluna atanıyor. Türk Telekom'da hem yönetim hem denetim kurumlarında görev yapıyor. Ne oluyor? Hariri ailesine 21 yıllığına 6,5 milyar dolar karşılığında Türk Telekom'un %55 hissesini satıyor bunlar. Fuat Oktay orada. Oradaydınız. Hariri ailesi geliyor. Bizim Türk Telekom'u resmen yağmalıyor. Ne yapıyor? Türk bankalarına Türk Telekom'u rehin bırakıp krediler çekiyor. Bizim malımızı bizim bankamıza ipotek ettirip bizim paraları alıyorlar. Sonra bu paraları yurt dışına çıkarıyorlar. 5,7 milyar. Ne yapıyorlar? 20 bin telekom emekçisini işten atıyorlar. Ne yapıyorlar? Telekom'un taşınmazlarını satıyorlar. Sözleşmeye aykırı. Kim engel olacak? Yönetim kurulu
Hariri ailesi adına orada bir takım tasarruflarda bulunuluyor. Yönetim kurulundaki Fuat Oktay duruyor. Denetim kurulundaki Fuat Oktay duruyor. Haririler 5.7 6 milyarı alıp gidiyorlar. Bir başımıza kalıyoruz. Sorumlusu kim? Fuat Oktay. Ha ben değilim tek başıma sorumlu. Sen değilsin. İş işten geçmiş. Sevdikleri deyimle ata alan hırsız Üsküdar'ı geçmiş. Sonradan ben diyor ki suç duyurusunda bulundum diyor. Sonradan Ahmet Kaya'nın şarkısı gibi. Nasıl yönettiniz orayı? Milletimiz, devletimizi yönetenler Türk Telekom'u kimlere emanet etmiş o soygun döneminde? İbrahim Şahin orada. İsmet Yılmaz yönetimde. Efkan Ala yönetimde. Süleyman Karaman yönetimde. Fahri Kasırga yönetimde. Yiğit Bulut yönetimde. Fuat Oktay yönetimde. İbrahim Eren yönetimde. Allah'tan korkun. Canım Telekom'u emanet edilen isimlere bakın. Hepsi şimdi sarayda. Yimpaş'taki Fuat Bey Telekom'da, Telekom'daki Fuat Bey sarayda. Aynı ekip yönetiyorlar. Nasıl yönetiyorlar? Milletimize bırakıyoruz. Ama Fuat Oktay eğer ki Yimpaş'tan sonra AK Parti iktidarının dönemine denk gelmeseydin, şu anda Cumhurbaşkanı yurt dışındayken ona vekalet eden makamda değil, hesabını verip ya hapiste ya insan içine çıkamaz durumda olacaktın. Bunu çok net olarak ortaya koyuyoruz. Milletimiz bilsin. Bunların geçmişinde ne var? Ellerindeki kir, pas, kan nereden geliyor bilsin. Türkiye'nin son 18 yılı ve getirdikleri nokta. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorular varsa cevaplayayım kısaca. Biliyorum açıklamayı dinledim. Değerli arkadaşlar önce birincisi şu. Dün tabii Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir açıklama yapması, bir toplantı yapmasını, toplantı çağrısını bekledik. Geç saatlerde bu çağrı geldi. Bu toplantının ana gündem maddelerinden bir tanesinin Anayasa Mahkemesi'ni kendisini var eden ve görevlendiren anayasaya ve kendi varlığına sahip çıkması ve ilgili başvuruyu kendilerinin de yapması yönündedir. Hakimler Savcılar Kurulu, hakimlerin savcıların görevlerini nasıl yaptığını, kanunları nasıl tatbik ettiklerini bakarken anayasayı ihlal gibi açık bir durumda re'sen soruşturmayı başlatma ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunma gibi görevleri var. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden, HSK'dan bu konuda gerekli adımlar atılmadığı takdirde ya da birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de bu tip bir adımın atılması noktasında geri durmayacaktır. Bu biraz önce bahsettiğim adalet cellatının daha fazla adaleti katletmemesi için Hakimler Savcılar Kurulu'nun bir an önce harekete geçmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde çalıştığı bir yol haritası, bir eylem planı elbette var. Ancak bugün yapılan itirazın 14 ağır cezanın 14 ağır cezanın yapmış olduğu bu hukuk katliamına 15 ağır cezanın son verip vermeyeceğini görmek ve ondan sonraki süreçleri dikkatli bir şekilde takip etmek durumundayız. Burada Türkiye kendi demokrasi ve tüm siyasi partiler ve tüm siyasi kişilikler kendi duruşları açısından tarihi bir sınav verecekleri birkaç günü yaşıyoruz. Bu anayasayı açık ihlale karşı tavır alanlar almayanlar herkes tarafını öyle veya böyle belli edecek. Bu konuda
sessiz kalmak bu ihlali zımnen onaylamak demektir. Buna karşı tüm siyasilerin ve tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin alacakları tavırları, söyleyecekleri sözleri biz değil, dünya ve Türkiye siyaset tarihi not edecek. Geleceğe bu vesayet, bu alt mahkemenin yargı aktivizmi yoluyla anayasayı ilga suçuna karşı, bu vesayet girişimine karşı, bu meclisi milletin seçtiklerini saymamaya karşı atmış olduğu bu adıma karşı tutumlar tarihteki yerlerini alacak. Yıllar sonra örneğin 1960'ta nasıl o gün tahkikat komisyonunu, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliklerini sona erdirmek üzere kurul milletvekillerinden oluşturulmuş bir tahkikat komisyonu bugün kimse savunamıyor. O bir utanç sayfasıysa, 12 Mart muhtırasını bugün kimse savunamazsa, 12 Eylül darbesini kimse savunamazsa, 60 darbesini savunamazsa, verilen muhtıraya bugün sahip çıkanlar yoksa, dün verilen alt mahkeme kararıyla bana telkin ve tebliğ edilen anayasaya rağmen anayasa mahkemesini saymamaktır durumu, bugün kimin ne tepki verdiğiyle, dün örneğin İyi Parti Grup Başkan Vekili tarafından net bir tepki kondu. Halkların Demokratik Partisi koydu. Şimdi tarih önünde hepimiz elimizdeki kalemle demokrasi defterine ya sağ tarafa ya sol tarafa not düşüyoruz. O deftere birilerinin günahı kaydedilecek, birilerinin sevabı kaydedilecek. Demokrasiye karşı, hukukun üstünlüğüne karşı kimin bugünlerde ne dediğini birkaç gün duymak isteriz. Daha sonra siyasi muhataplarımıza bu konuda eleştirilerimiz ya da katkılarımız olabilir. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tarihe kim ne notu düşüyor onu kaydetmek üzere siyasi muhataplarımızın açıklamalarını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatını da taşıyarak bu ucube durumda kendi siyasetini devletin başı olarak, kendi sinirini, kendi egosunu devletin başı olarak meclise dikte ettiği bir açıklama gördük. Bir kere şunu söyleyelim. Barolar meselesi görünüşte, yani buradaki parmak çoğunluklarıyla Anayasa Mahkemesi'ndeki 9'a 7 tabii ki şekil yönünden, içerik yönünden ayrıca tartışacak kararla sanki Cumhur İttifakı başardığı gibi gözüküyor. Cumhur İttifakı kazanırken kaybetti orada. Nasıl kaybetti? Barolar kurulacaktı. 2000'er. Sırada bekliyordu avukatlar. Bunlar Barolar Birliği'nin başındaki sarayın emir elini kurtarmak için formülü bulmuşlardı, matematiği yapmışlardı. Ne oldu? İstanbul'da ittir kaktır kamu avukatlarıyla, dünya kadar baskıyla 2000 tane avukatı zor buldular. Ankara'da bulabilmiş değiller. Kendiliğinden 400 imza. Bu ne demek? AK Partili, MHP'li avukatlar dahi mesleklerine ve birlik beraberliklerine yapılan bu saldırıya karşı vicdani bir red kullandılar. Bundan daha büyük ders olmaz. Bu dersi barolardan almadılarsa tabiplerden alırlar, eczacılardan alırlar, mühendislerden alırlar. Anayasal bir kurumdur. İçerik yönünden tartışıldığında da Cumhuriyet Halk Partisi defalarca söylemiştir. Bundan sonra da söyleyecektir. Barolara yapmaya çalıştıkları demokrasiden nasibini almamış kişilerin hazımsızlığıdır. Ele geçiremedikleri kurumlarda oyunun kurallarını değiştirmektir. İstanbul seçimini iptal ettiren kafa da budur. Baroların seçim yöntemlerini, delege sayılarını değiştiren kafa da budur. Seçimle gelip de seçimle gitmeyen kafa da budur. Gitmemeye çalışan kafa da budur. Bu kafanın cezasını seçmen verir. Türkiye'de herhalde normal
partilerin oy oranlarını oransallaştırdığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'ye destek veren avukat sayısı hakkında bir fikrimiz olur 24 Haziran'da. Nerede o avukatlar? Neden Ankara'da 2000 avukat dahi bulunamıyor? Çünkü yapılan iş yanlış. Ak Avukatlar Barosu, Kurt Avukatlar Barosu, Milliyetçi Avukatlar, İyi Avukatlar, Sosyal Demokrat Avukatlar, Ak Avukatlar, avukatlar mesleklerine bunun yapılmasını istemiyorlar. Hakimin önüne gidince kaç numaralı baroya kayıtlıymış diye avukatlar arasında eşitsizlik olsun istemiyorlar. Yarın iktidar değiştiğinde bugün iktidar yanlısı baroya gittim diye acaba başım derde girer mi diye endişe duyuyorlar. Bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bunu yapmasınlar. Geçmişte bu iktidarın yönlendirdiği hatta atanmak için şart olan, yükselmek için şart olan bir sendikaya üyelik terör örgütü mensupluğu kabul edildi. Bunu herkes görüyor. Bunların kayığına giden yarın denizin ortasında kalır. Bunu herkes biliyor. O yüzden kimse bunların zorlamalarına rağmen o barolara gitmiyor. Bugün o baroya gidene yarın yine terör örgütü diyebilir bunlar. Böyle yönelmeler, böyle yönlendirmeler demokrasilerde kimseye fayda sağlamaz. Hiç doğru değil. Avukatlardan ağızlarının payını almadılarsa buyursunlar tabiplerden alırlar. Başka soru var mı arkadaşlar? Şimdi Cumhurbaşkanı bugün basın özetlerinde basında gördük. Uyarıda bulunuyor. Herhalde Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı. MYK toplantısında diyor ki illerde ilçelerde akrabaları göreve getirmeyin. Aşiretleşmeyelim. Şimdi el aleme verir talkımı kendi yutar salkımı. Yani taşra teşkilatına bir akıl vereceksen sen bunu neden devleti yönetirken kendin yapmıyorsun? Cumhurbaşkanı devletin kasasını, maliyesini emanet edecek kimseyi bulamamış, damadı oturtmuş. Ve hepimiz biliyoruz ki bu ülkenin fiilen Çevre Bakanı hanımefendi sıfır atık projesinden tutun da ben Çevre Bakanlığı'nda böyle bir aktivizm görmüyorum. Bu ülkenin savunma sanayinin başında diğer damat var. Hatta laf söylenince kızıyor, damat parantezini almayın. Ailedeki herkesi, koca devleti aile parantezine alınca siyah yapan damat da damat parantezinin, büyük parantezin içinde kalıyor. Milli Eğitim Bakanı var ama Allah'lık, ama milli eğitim politikalarına vakıflar üzerinden oğulları yön veriyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanı var ama atanmış şeklen kızları aile politikalarına, kadın politikalarına yön veriyor. Ya bu ülkede, bu ülkeyi Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı eksiksiz bütün aileyle yönetiyor. İki oğlanın görevle hiçbir şey yapamayan Okçuluk Vakfı'nda spor projesi yapıyor. İki oğlan görevde. Saygıdeğer hanımefendi görevde, kızları görevde, damatlar görevde. Dışarıda olan yok. Bir tane Erdoğan ailesinden, bu da devlette, siyasette görevi yok, bu da bambaşka kafasına göre takılıyor diyen birisi var mı gösterin? Yaşı tutan göreve geliyor, yaşı tutan göreve geliyor. Sonra tutmuş il başkanına, ilçe başkanına. Ya bakmaz mı? Güneş çarığı sıkar, çarık ayağı sıkar. AK Parti'nin il başkanı sayman atacak. Vallahi damadını ataması lazım. Neden? Reis öyle yapıyor. Doğrusunu biliyordur. Herhalde ben genel başkanımdan iyi mi bileceğim diyordur. Kadın kolları başkanı atacak. Kızını atar. Niye bir başka arayışa girsin? Reis öyle yapıyor, o da yapar. Yani ben hakikaten bunu birisi fıkra diye yazsa bu kadar da olmaz diye okumazdım. Ama bugün basından Recep Tayyip Erdoğan'dan teşkilatlarına talimat, öneri diye okuduk. Hakikaten memleketin ağlanacak haline gülüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.